Kusura bakma Ayla abla, anca geldik. Şişt, bunlar nasıl? Ameliyatta hala. Hala mı ya? Kaç saat oldu ya? Bilmiyorum abi, bıraktım saymayı. Ayla Hanım, çok üzgünüz. Sırf ben değil, merkezdeki arkadaşlar da öyle. Umarız bir an önce iyi bir haber gelir bunlardan. Rıza nasıl? Rıza iyi, iyi, iyi. Anlatmadınız mı Pınar'ı? Anlattık tabii abla. Nasıl iyi o zaman? Deliye dönmüştür. Duyunca haberi tabii ufak çaplı bir şey geçirdi yani. Kriz gibi bir şey. Ne diyorsun Mesut? Ama iyi şimdi, ilaç verdiler, topladı. Ayla ablacığım, sen bir de orayı düşünme. Ben burada zor dayanım. O orada ne yapsın? Ah Reşat hocam. Hocam. Bitti mi ameliyat hocam? Şimdilik evet. Ama işimiz bitti diyemeyiz. 3 kurşun isabet etmiş. Biri boşluğunu delip geçmiş. Kalan ikisi içerideydi. Birini karaciğerden çıkardık. Diğeri dalağı parçalayıp omurda kalmış. Hala içeride. Bu arada çok kan kaybetti. 4 ünite kan verdik. Son kurşun içeride mi hala? Şimdilik alamıyoruz. Daha fazla zorlayamadık. Bu arada bebeğinizi de maalesef kaybettik. Başınız sağ olsun. Şimdi ne olacak hocam? Kendisini toparlamasını bekleyeceğiz. İkinci ameliyata ondan sonra girecek. Bu zorlu ve ağır işleyen bir süreç. Sabırlı olmamız lazım. Kurtuldu diyemiyor musunuz hocam? O kadar kötü değildir hocam. Siz çok insan kurtardınız. Ben de buradaydım. Gözlerimle gördüm. Beni de kurtardınız. Ali dur kardeşim, dur. Ümidi kesmiyorsun hocam. Ben şimdi ne yapayım hocam? İçinizde kaç kişiyi ameliyat ettim, ben bile unuttum. Hiçbirinize boşa umut vermedim, veremem. Biraz metanet evlat. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol hocam. Sağ ol hocam. Neden ya? Neden abi ya? Neden Pınar? Yani bunca insan varken niye tamam, Pınar abi? Tamam. Durup dururken niye Pınar? Kızın ne suçu vardı ya? Hayır, ne suçu vardı? Stresli bir gündü. Biraz gevşemeye ne dersin? Senin benden başka işin yok mu Yeşim? Biliyor musun? Bazen çok kırıcı olabiliyorsun. Yani senin benden daha önemli bir işin yok mu? Sezgin Bey. Söyle. Rıza'nın kızı ölmemiş. Ne diyorsun lan sen? Ne demek ölmemiş? Tamam, sakin ol. Emin misiniz? Evet Yeşim Hanım. Yalnız kadın hamileymiş. Bebeği ölmüş. Kendisi de sabaha zor çıkar diyorlar. Hamile miymiş? Ben de bilmiyordum. Tamam sen git. Ne fark eder ki? Bilmiyorduk sonuçta. Hem bir taşla iki kuş vurmuş oldun. Ne güzel. Adam torununu kaybetti. Kızı ölüm döşeğinde. Kendi hapiste. Hapiste ama yaşıyor. İstersen içeri bir adam sokar, tekrar deneriz. Rahatla artık. Aldın intikamını. Kendini düşün şimdi. Geleceğini düşün. Bizi düşün. Hem sadece benim değil. Babamın da seninle ilgili planları var. Bende çocuk yok. Zaten eş durumu da olmadı hiç. Herhalde bu saatten sonra da olmaz. Yani evlat acısı nasıl bir şeydir pek anlamam. Ama sen anlatırsan dinlerim. Araya girmem. Öyle abuk subuk bir laf edip canını da sıkmam. Eğer istemiyorsan konuşmayız. Otururuz böyle. Susarız. Kadınlarda zordur susmak. Ama iki adam bir odada oturup pekala susabilir. Yanlış mıyım baba? Bir gün geldi baba dedi. 4 yaşındaydı o zaman. Ben polis olacağım dedi. Dur bakalım dedim, yavaş ol. Polis olmak öyle kolay mı? Öyle bir tutturdu ki
Kaç sene dil döktüm, zor vazgeçirdim. Kızım benimle aynı tehlikeleri yaşasın istemedi. Sonra anaokulu öğretmeni oldu. Ah, nasıl rahatladım tahmin edemezsin. Polis olmadı diye sevindiğim anaokulu öğretmeni kızıma bugün 3 kurşun sıktılar. Baba, ister misin gardiyan içeri girdiğinde çökeyim gırtlağına? Kaçalım. Ya da içeride bir isyan ayarlayayım ben. Şöyle esoslu bir isyan. Onlar mahkumlarla uğraşırken biz arada tüyeriz ha? Bir araba bulurum ben sana. Yarım saatte kızının yanındasın. Ha baba? Genç olsam belki. Ama gücüm yok be oğlan. İnan yok. Çalışıyor ya Efe'cim. Çalışıyor Efe, annenin çok işi var. İyi tabii oğlum. İyi olmaz mı anne? Bak Efe, ne diyeceğim sana. Bak, ikimiz de seni çok seviyoruz, tamam mı? Seni de, kardeşin de. Hiç unutma, tamam mı? Hadi üzmeyin Handan teyzenizi. Çocuklara kim bakıyor? Komşuya bıraktık. Bir sürü yalan söyledim, hiçbirine inanmadı çocuk. Nereye kandırıyorsun ya? Cin gibi velet. Hadi gelin diye tutturdu ya. Küstü de galiba. Şimdi çocuk da onlar. Akılları ermez ki. Kardeşim bırakma kendini. İçeride Ayla abla. Evde evlatların. O evde kim varsa sen sorumlusun. Hadi gel girelim içeri. Güçlü dur yanlarında. Hadi, hadi. Doğru söylüyor oğlum. Senin onlara güç vermen lazım oğlum şimdi. Böyle dışarıda saklanarak olmaz. Hadi kardeşim. Hadi gel öyle. Olmuyor Suat. Dayanamıyor. Rıza vurulalı daha kaç ay oldu. Burada. O camın arkasında beklemeyi. Artık kalbim kaldırmıyor. Halime bak Suat. Kızım yaşamla ölüm arasında. Ben oturmuş seyrediyorum. Yapma yapma Ayla. Yapma canım. Rıza baba. Git başımdan. Ya nereye gideyim? Hadi. Hadi al şu ilacını. İç, hadi gözünü seveyim. Ver Allah'ın cezası, ver. Ver. Ah. 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 Nasıl oldun? Daha iyi misin? Değilim. İyi olmayacağım evlat, tamam mı? Kendini boşuna yorma. Benim de sinirimi bozma. Hala bir haber yok ki dışarıdakilerden. Ne oldu? Ameliyat bitti mi? Pınar nasıl? Hiç ses yok. Arayalım ister misin? Nasıl soktun bunu içeri? Anlatayım mı şimdi uzun uzun? İstemem. Bir şey değil. Kes sesini, kes. Şş, biraz sessiz yalnız. Çalıyor. Ayla abla. Telefonun çalıyor. Alo.
Ayla. Canım. Rıza. Sen misin Rıza? Babam mı? Benim Ayla, benim. Nasıl durum Ayla? Pınar nasıl? Çıktı. Ameliyattan çıktı Rıza. Yoğun bakımda bekletiyorlar. Demediler daha bir şey. Bekliyoruz. Biliyorsun. Biz hep böyle bekliyoruz işte. Biliyorum. Allah kahretsin, biliyorum. Sen yokken çok zor Rıza. Burada böyle beklemeyi çok zor. Bir de bana sor Ayla. Kızımın senin yanında olamıyorum. Yerin 7 kat dibinde gibiyim. Nefes alamıyorum burada Ayla. Ne diyeceğim ben abi? Ne? Babam benimle konuşmak isterse ne diyeceğim? Oğlum saçmalama lan. Kızını koruyamadım baba. Karımı koruyamadım. Karnımdaki bebeğini koruyamadım. Ben var ya, ben hiçbir işe yaramam baba. Hiçbir şey olmaz benden baba. Bu kadar zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak demek. Uğraşma boşuna benimle baba. Doktor. Bebeği kaybettik Rıza. Daha doğmadı. Daha gözünü açamadı. Çok kan kaybetmiş Rıza. Kızı daha fazla riske atmamak için. Mecburen Rıza. Tamam. Anladım. Tamam. Ali orada mı? Mesut neredeler onlar? Ali şimdi buradaydı. Mesut'u veriyorum Rıza. Ben bakıyorum usta. Tamam. Ben arayacağım yine, tamam mı? Dayan Ayla, tamam mı Ayla? Sen orada, ben burada. Zor. Belki de en zoru biliyorum. Ama ne olur Ayla ha? Tamam canım, tamam. Seni istiyorum. Baba, sen nereden arıyorsun? Sezgin mi? Baba, uğraşıyoruz, bakıyoruz. Bırak bu lafları. Sezgin mi dedim? Şş, baba, sessiz biraz. Tamam. Mesut. O baba, o Sezgin. O şerefsiz. Bakıyoruz işte, biz delil falan ama başkası olamaz. Bana haber ver kesinleşince. Adamın yerini bulunca. Ne oluyorsa her şeyde bana haber ver, tamam mı? Bırak, kımıldasabileceğim Mesut. Yoksa ölürüm burada. Anlıyorsun değil mi? Ölürüm burada. Dayanamam, ölürüm. Gelir buradan cenazemi alırsın sonra. Baba tamam. Tamam baba. Tamam. Merak etme baba. Tamam baba. Tamam. Bunun şarjı bitmeyecek Oktay. Sakın ha, bitmeyecek. Tamam. Kardeşim. Ne dedi babam? Sordun beni. Bilmiyorum, konuşmadık. Ben ne diyeceğim abi? Ben babama ne diyeceğim Hüsnü abi? Bunlar oradan kalkamazsa. Ben onsuz yapamam abi. Beni vursaydı o şerefsizi. Ben orada gebelip gitseydim abi. Allah sana. Gözümüzün nuruna kastettiler. Allah.